Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Servet Aktuğan'la görüşmek istiyorum. Evde mi kendisi? Kimsiniz? Niçin görüşmek istiyorsunuz? Abdurrahman Hoca'dan haber getirin dersin. O bilir. Bekleyin biraz. Üç adam geldi. Abdurrahman Hoca'dan haber getirmişler. Sizinle görüşmek istiyorlarmış. Müsait olmadığımı söyle. Peki efendim. Servet Bey şu anda meşgul. Görüşmeye müsait değil. Müsait olup olmadığına biz karar veririz. Dur, o değil. Bir saniye lütfen, anlatayım, ben emir kuluyum, lütfen bırakın beni, lütfen bırakın, bırakın beni. Bir şeyden haberim yok, bırakın. Ben emir kuluyum, bırakın beni, lütfen bırakın beni. Benim için sudur haberim yok, lütfen bırakın beni. Lütfen bırakın beni, benim için sudur haberim yok, lütfen, lütfen bırakın beni. Lütfen, ben emir kuluyum, lütfen. Allah Nisa suresinde der ki, nerede olursanız olun, ölüm sizi yakalayacaktır. Titizlikle korunan muhteşem kulelerde olsanız bile, onlara bir iyilik isabet ettiğinde bu Allah katındandır derler. Ama kendilerine bir kötülük dokunduğunda bu senin yüzündendir derler. De ki, hepsi Allah katındandır. Şu topluluğa ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Affedin, ne isterseniz veririm. Merhaba Ersin abi. Merhaba Ayşe. Şeyda'yı aradım, ulaşamadım. Seninle mi? Şeyda abla sabah Kayseri'ye döndü. Kayseri'ye mi döndü? Evet Ersin abi. Peki Ayşe, tamam. Sonra görüşürüz. Abi. Akşam gelecek misin? Yok Ayşe. Akşam parti merkezinde olacağım. İşim geç biter. Otele dönerim herhalde. Peki. Bir gelişme olursa beni de haberdar edersin değil mi? Tamam Ayşe, sonra konuşuruz. Merhaba Hediye Hanım. Hoş geldin kızım. Bizimkiler yok mu? Zarife Hanım fenalaştı, yatağına yatırdık. Yukarıdalar. Ne oldu? Ahmet'ten gelen mektubu okuyunca fenalık geçirdi. Mektup mu? Evet. Ahmet İran'a gitmiş. Canan nerede? Celal gezmeye götürdü. Daha iyi olacağını düşündük. İyi düşünmüşsünüz Hediye Hanım. Merhaba. Merhaba. Şeyda yok mu? Yok. Kayseri'ye döndü. Neyse, biz işimize bakalım. Sevil Ötüşken raporu. Merhaba babacığım. Merhaba. İyi misiniz? Nasıl oldunuz? Çok şükür kızım. Duyduklarım doğru mu babacığım?
Sevil Ötüşken'in bu davadaki varlığı bizim için hem iyi hem de kötü. Sevil'in geçmişi davayı istediğimiz yöne çekmemizi sağlayacak. Sevil aynı zamanda çok güçlü bağlantıları olan bir kadın. Başımız derde girebilir. Bundan daha kötüsü olamaz. Amcamı kurtaramazsak, Yesilisto ismi Cumhuriyet tarihinin ilk bakan cinayetiyle birlikte anılacak. Merak etmeyin. Ben kaybetmek için dava almam. Yine de yapabileceklerinizi görmek istiyorum. Amcam olay yerinde yakalanmış. Silah ona ait. Ve silahın üstünde parmak izleri var. Tüm bunlar işimizi oldukça zorlaştırıyor. Tam tersine. İşimizi kolaylaştırıyor. Ne demek şimdi bu? Söylediğiniz gibi Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir bakan vurularak öldürülüyor. Böyle bir olay bu kadar basit olamaz. Arkasında mutlaka bir şeyler olmalı. Ne gibi şeyler? Bu sorunun cevabını bize Sevil Ötüşken verecek. Namı diğer Leydi'nin kolları Beyaz Saray'a kadar ulaşmış. Birçok Amerikalı iş adamıyla yakın ilişkiler içinde. Ama bunlardan biri var ki çok farklı, çok özel. Kimmiş bu çok özel kişi? Charles Bronson. Lady ve yakın dostları onu Charlie diye çağırıyor. Lady'nin Amerikan şirketleriyle gerçekleştirdiği işlerin tamamı Charlie'nin hukuk danışmanlık şirketi aracılığıyla yapılıyor. Ama ilişkileri bundan biraz daha ileri. Ne kadar ileri? Bu rapora göre Lady, Charlie ile defalarca birlikte olmuş. Hatta bir keresinde mavi yolculuğa bile çıkmışlar. Kaptanın ifadesine bakılırsa Charlie ve Lady'nin sevgili olduklarına dair en ufak şüphe kalmıyor. Kadın adamı kullanıyor. Tıpkı amcanızı kullandığı gibi. İşte savunmamızı bu sav üzerine kuracağız. Amcam öyle bir şeyi hayatta kabul etmez. Amcanızla yarın görüşeceğim. İnanın bana, amcam bunu gururuna yediremez. Hiç hapse girdiniz mi Ersin Bey? Hayır. Niye sordunuz? Ben de girmedim. Ama girmiş olan onlarca tutukluyu savundum. İnanın bana, hapishane acayip bir yerdir. İnsan dört duvarın arasına sıkışınca kurtulmak için birçok şeye razı olur. Adanalı sorun çıkardı hocam. Servet mi? Evet. Gereken yapıldı mı? Evet hocam. İş tamamdır. Ceset? Emrettiğiniz gibi havuzda boğulmuş olarak bıraktık. Mesaj? O da bırakıldı. Tahsilat yapılacaklara önceden haber gönderin. Durumu anlatın. Yarım yamalak iş yapmayın. Liste neredeyse tamam hocam. Kaç para topladınız? 1 milyonu geçtik. Yetmez. İstanbul'a gitmenizi istiyorum. Eski çarşıdaki dostlarımızı da yoklayın bakalım. Hoş geldiniz Hacı amca. Hoş bulduk kızım. Nasılsınız Hacı amca? Allah'a şükür kızım, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Zarife Hanım yok mu? Dün kötü bir haber aldı, biraz sarsıldı. Evde dinleniyor. Bak Hacı amca, Zarife Hanım'ın durumu iyi değil. Yoksa tahlillerde kötü bir şey mi çıktı? Aksine, tahliller normal. Normal olmayan Zarife Hanım'ın kendisi. Çok dikkat etmeniz lazım. Daha fazla üzülmemeli. Bu arada bir beyin tomografisi çektirmekte fayda var. Yarın Ankara'ya gideceğiz. Artık orada hallederiz. Peki neden şüpheleniyorsunuz? Aslında bir şey söylemek için çok erken. Ama Alzheimer olmasından şüpheleniyorum. Alzheimer mi? Evet. Bir çeşit erken bunama. Biliyorum. Biliyorum. İnsan neden ibarettir biliyor musun? Topraktan. Toprak nedir biliyor musun? Yaradan. Ve sen insanoğlunun ilk günden bugüne kadar sorguladığı şeyin cevabını bekliyorsun.
ki biz şimdi neyiz biliyor musun? Doğanın kanser hücresi. İhanet eden. Şu anda sen kendini... Ben de kendime ihanet ediyorum. Bu sakın birbirimize karşı olmasın. Ne kadar döneriz herhalde. Hı hı. Tamam babacığım. Çantamı alayım çıkalım. Dede, ben de sizinle gelebilir miyim? Ama pompon şekerim. Biz oy kullanmaya gidiyoruz. Ben de oy kullanırım o zaman. Kime atacakmış oyunu benim güzel kızım? Sen kime atacaksan ben de onu atacağım dede. Yerim senin o dede diyen dilini. Bak güzel kızım. Oy atman için büyümen gerekiyor. Ama onun yerine ben sana gelirken şöyle güzel bir Maraş dondurması getireyim. Anlaştık mı? Anlaştık. Çakacaksın. O ne öyle? Çakacaksın. Çakacak mıyım? Evet. Şöyle kaldır elini be. Kaldırdım. Allah Allah. Bakalım kim bilir daha neler göreceğiz. Ben hazırım babacığım. İyi hadi bakalım. Gel kızım öpeyim seni. Hemen gidip geleceğiz. Merhaba. Merhaba, açar mısın? Aynı şeyleri yapmaktan sıkılmıyor musun? Yo. Sen her gün burada durmaktan sıkılıyor musun? İşim bu benim. Benim de işim bu. Arkanı döner misin? Sıkıldıysan çıkabilirsin. Bunu yapamayacağımı biliyorsun. İyi. O zaman arkanı döneyim deme. Hastane personelinin listesi. Ya Sevi ile ilgilenen personel? İşaretli olanlar. Doktorları ikna etmemiz oldukça zor.
Hemşire ve hasta bakıcıları araştırın. Durumu en kötü olan ismi istiyorum. Planın nedir? Görürsün. Önce bana adamımızı getir. Peki ya kabul etmezse? Herkesin bir fiyatı vardır. Bana çok riskli geliyor. Olabilir. Ama Faruk ve Sevil'in yaşaması bizim için daha büyük bir risk. İki ceset daha bulduk Sayın Bakan. Nerede? Biri Adana, diğeri İstanbul. İlahi adaletin işi mi? Evet. Özellikle bilinmesini istemişler. Tüm cesetlerin üzerinde Arapça yazılı aynı mesaj var. Gökleri ve yeri yaradan adına ilahi adalet tecelli edecektir. Demek ilahi adalet örgütü yeniden harekete geçti. Daha bir sürü ceset olduğuna eminim. İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Adana, her yerde kaybolan iş adamları var. Ortalığı karıştırmak için yeniden düğmeye bastılar demek ki. Sizce örgütün yeniden harekete geçmesinin Avrupa Birliği üyelik sürecine denk gelmesi düşündürücü değil mi yani? Evet. Çünkü Türkiye'nin yükselişi bir takım güç odaklarını rahatsız ediyor. Bence tetiği çekene değil, çektirene bak. Bugün ilahi adalet, yarın başka bir örgüt olur. Önemli olan Türkiye'yi rahatsız edip bundan fayda sağlamak. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberlik ruhu buna asla izin vermez. Havalarını alırlar efendim. Şimdilik gizliliği korumaya çalışalım. Elimizden geleni yapıyoruz. Çok sürmez kokusu çıkacaktır. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Emanetimiz hazır mı? Hazır. Hayırlı günler. Güle güle. Güle güle. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Emanetimiz hazır mı? Hazır efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Emanetimiz hazır mı? Hazır. Kusura bakmayın arkadaşlar. Geç kaldığım için kusura bakmayın. Biz de daha yeni başlamıştık. Çay alır mısınız? İstemem, sağ ol. Askeri istihbarat olayı takip etmesi için özel bir komisyon kurmuş. Haberim var. Bugün bekliyorlar bizi.
Bu arada kafama takılan bir konu var. Kemal Karataş'la konuşurken bir gariplik fark ettin mi? Hayrullah kesili olduğu için biraz gergindi. Ama özel bir şey fark etmedim. Para konusunda yalan atmış olamaz mı? Abi, niye atsın ki? Faruk'u korumak için. Ya da Faruk'u zan altında bırakmak için. Anlamadım. Anlatacağım. Dinleyin şimdi. Diyelim ki birileri Bakan ve Sevil'den kurtulmak istiyor. Cinayet gecesi Bakan ve Sevil'in koşu yolunda buluşacaklarını öğrenince olay yerine bir tetikçi gönderiyorlar. Tetikçi Faruk oraya gitmeden işi bitiriyor. Peki kim bu birileri? Almanlar. Kimsin sen? Faruk mu gönderdi? Hayır. Michel'den sevgilerle. Peki sizce bu adamlar Faruk'un silahını nasıl ele geçirdiler? Faruk'un silahını alabilecek tek kişi Sevil'di. Hayır. Silah alabilecek biri daha vardı. Geç. Kemal Karataş. Tam isabet. Bu durumda Faruk'un Bakan ve Sevil'le buluşacağını da Kemal'den öğrenmiş olmalılar. Aynen öyle. Kemal Faruk'un hem iş ortağı hem de en yakın dostuydu. Faruk kolay kolay satmaz. Niye satmasın ki abi? Bence herkes satın alınabilir. Ayrıca bu gibi adamları satın almak çocuk oyuncağıdır. İyi de öyle olsaydı yapılan ödemeyi sorguda itiraf eder miydi? Orta olduğu için Faruk kadar o da zan altında. Böyle bir aptallığı neden yapsın? Ya her şeyi planlamışlarsa? Emin değilim ama her ihtimali de hesaba katmak lazım. O zaman Bakan'ı da Sevil'i de Faruk'un vurma ihtimalini göz ardı edemeyiz. Öyle mi düşünüyorsun? Abi, önemli olan benim ne düşüneceğim değil ki. Hakimin ne düşüneceği? Deliller ortada. Otopsi raporu da imzalandığına göre. Yani sizin anlayacağınız Faruk Yesili'yi ancak bir mucize kurtarabilir. Çık. Ne istiyorsunuz lan benden? Kes sesini. Savcılık kanal hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Sebep? Halkı yanıltmaya yönelik kasıtlı haber yapmak. Dayanakları var mı? Haberden sonra savcı bey cezaevine gitmiş. Faruk Yesili hücrede tutuluyormuş. Olamaz. Savcı yalan mı söyleyecek? İyi de kaynağım çok sağlamdı. Başımız daha fazla belaya girmeden buna bir son vermeliyiz. Bana inanmanız için ne yapmam gerekiyor? Elle tutulur bir delil getirmen. Tamam. İstediğiniz delilse getireceğim. Evet. Başımı belaya soktun. Verdiğin haber balon çıktı. Olur mu öyle şey? Adamımızın yerini değiştirdiler. Ne? Savcı gelince adamımızı apar topar hücreye aldılar. Şimdi nerede? Hala hücrede. Artık biraz zor döner koğuşa. Peki, bir şey olursa haberim olsun. Tamam. Bu işte bir bit yeniği olduğunu biliyordum. Ne olmuş? Faruk'un yerini değiştirip hücreyi almışlar. Ne biliyorsan polisten önce bana söyleyeceksin. Yoksa bir dahaki kurşunu beynine sıkarım. Ona göre. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk komutan. Buyurun. İsmet Yüzbaşı. Bu davada birlikte çalışacağız. Güneydoğu'daki arkadaşlardan size hep duyardık komutanım. Birlikte çalışmaktan onur duyacağım. Bakın, ordu adının bu davaya direkt karışmasını istemiyor.
Davayı emniyet takip edecek. Biz sadece dolaylı yoldan destek vereceğiz. Anlaşıldı komutanım. Gizlilik açısından başkaları varken bana ismimle hitap etmenizi rica edeceğim. Nasıl isterseniz. Raporunuzda yurt dışında olduğu için Sevil Ötüşken'in sekreteriyle görüşemediğinizi yazmışsınız. Evet komutanım. Olay günü İsrail'e gitmiş. İlginç. Yarın öğleden sonra görüşmek üzere randevulaştık. Güzel. O halde yarın birlikte gideriz. Bu arada size çok gizli bir bilgi aktaracağım. Biz bu davayla ilahi adalet örgütü arasında bir ilişki olabileceğinden şüpheleniyoruz. İstanbul'daki bir kasada çok önemli deliller bulduğunuzu duyduk. Özel birim delilleri kendine mi saklıyor? Hayır komutanım. Ele geçirilen kayıtlar deşifre edilmesi için Amerika'ya gönderildi. E sonuç? Henüz çözülememiş. Bakan cinayeti ve ilahi adalet örgütü arasındaki ortak noktayı bulabildiniz mi? Gesili soyadı. Evet Cüneyt. Birinde Faruk Gesili, diğerinde Ahmet Gesili. Ve bu ikilinin ortak noktası da... Hayrullah Gesili. Aynen öyle. Bakana gönderilen kayıp 2,5 milyon doların Gesi AŞ'den çıktığını düşünüyoruz. Ha bu arada dün Hayrullah Gesili kimliği belirsiz bir şahsa şahsi hesabından 1 milyon dolar daha ödemiş. Şimdi ilk iş o adamın kimliğini bulmalıyız. Evet Faruk, her yerden sıkışsın. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Sevil. Seni buradan alıp buraya koysam karşımdasın. Ama olduğun yerde kalırsan ben yaşarım. Demek ki sen burada durmalısın. Aa, bak ne yaptın. Bu arada Charlie'nin de başını yedin. Şimdi bir düşünelim bakalım. Başka ne unutmuş olabilirsin Faruk? Sevmeyiz değil mi Faruk bu kadar yakınlaşmayı? Dur bakalım Kemal ne yapacak? Tabii ki Şahin'le çok eğlenecek. Değil mi Şahin? Aa, bak şimdi başka bir şey oldu Faruk. Michel ve sen baş başa kaldınız. Michel. Faruk Gesili ziyaretçim var. Kemal Karataş. Kemal bu ne hal? Sorma. Yolda gelirken... Düştün. Söylesene oğlum ne olduğunu. Önemli değil abicim. Sen beni boş ver. Önemli. Önemli Kemal. Anlat ne olduğunu. Yolda yürürken birkaç kişi saldırdı. Bir arabaya bindirip ormana götürdüler. Sonrası gördüğün gibi. Ne istiyorlarmış? Bildiklerimi anlatmamı. Ne anlattın? Ne biliyorum ki? Bu
olayı başkomisere anlatacaksın. Yapma Faruk, öldürürler beni. Delirtme Feri Kemal. Ne diyorsam onu yap. Yoksa cidden öleceğiz. Kusura bakma. Kafam karma karışık. Tamam. Bak Kemal. Şimdi beni iyi dinle. Cezaevi müdürü ve savcının gelmişinde geçmişinde deşmeni istiyorum. Bana işe yarar bir şey getir. Dinliyor olmasınlar. Daha iyi. Bırak dinlesinler. Belki kiminle dans ettiklerini daha iyi anlarlar. Ya yoksa? Ne yoksa? İkisinin de geçmişlerinde bir açıkları yoksa. Herkes hata yapar Kemal. Geçmişlerinde bir yerde muhakkak bir şey olmuştur. Tamam abiciğim. Nasıl istersen. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Şeker ilacım bitmek üzere. Bunun için cezaevi doktorunun izni gerekmiyor mu? Başlatma şimdi iznine Kemal. Tamam. Tamam abiciğim. Sevil'den haber var mı? Hala komada. Faruk. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Hadi sen git. Beni merak etme. Dikkat et kendine. Hı hı. Gardiyan. Şeyda? Efendim Metin. Kayseri'ye dönmüşsün. Evet, öyle gerekti. Ama anlamıyorum, Ebru konusunda yardım etmek için söz vermişti bana. Bak, şimdi rahat konuşamıyorum. Seni daha sonra arayabilir miyim? Tamam, olur. Hı hı, tamam. Ne oldu kızım? Kimdi arayan? Önemli değil babacığım. Bir arkadaş. Bir şey içer misiniz? Yok, teşekkür ederim. Hoş geldiniz beyefendi. Ne içersiniz? Bir Nescafe sütlü. Tabii efendim. Şu arabayı değiştir. İş sürmelerini kolaylaştırıyorsun. Hallederiz. Durum nedir? Adamımızı bulduk. Mine Karslı, hemşire. Sevil'in temizliğinden ve bakımından sorumlu. Kocası 2 yıl önce terk etmiş. Geceleri ikinci bir işte çalışıyor. Neredeyse uyumuyor. Ha, 2 çocuğu ve bakmak zorunda olduğu yaşlı bir annesi var. Tamam, uzatma. Anlaşıldı. İlk fırsatta birini gönder. Durumu izah etsin. Ne kadar teklif edeceğiz? Ne kadar isterse. Peki ya teklifi reddederse? Edemez. Çocuklarını hatırlatın. Tamam. Ha, bu arada arabayı değiştirmeyi unutma. Tamam dedik ya. Kesip ağlarında dolanıyorum, yitirdim. Babacığım, Kayseri'ye gelir gelmez fabrikaya uğradım. Hollanda sevkiyatında bir problem yok. Bugün yapılacak. Çocuklara bir iş, bir gelecek bırakalım diye didinip durduk. Ne oldu? Biri kalktı anarşiye bulaştı, diğeri siyasete. Sen kimi oy attın kızım? Çağdaş, laik, liberal ve ahlakçı partiye babacığım. Öyle bir parti mi var? Ben göremedim. Siz kimi oy attınız?
laik, liberal, ahlakçı, milliyetçi partiye. Hangi partiymiş bu? Mesela dedim kızım, mesela. Şirket işleri de sana kaldı. Olur mu hiç öyle şey? Başımızda siz varsınız ya. Yok kızım, yok. Benim gözümün iş falan göreceği yok. Faruk'u kurtarıp adımızı aklamadan huzur bulamam ben. Ne yapacaksınız? Ankara'ya döneceğim. Ne yapıp edip şu Sevil denen kadını hayata döndürmem lazım. Bir konuşabilse Faruk kurtulacak. Oo Zarifem, ne çabuk ayaklandın. Canım benim. Gelin. Ne yaparsın hacı? İstesen de öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ağzından yel alsın Zarifem. Ne kaynatıyordunuz bakalım baba kız? Ne olsun anneciğim? Hep aynı şeyle. Hacı, Ankara'ya ben de geleceğim ona göre. Nereden bildin Ankara'ya gideceğimi? 40 yıllık kocamı bilmez miyim ben? Duramazsın sen şimdi. Tamam Zarifem, tamam. Birlikte gideriz. Ölüm varsa şu dünyada zulüm var. Atma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gördün mü Gazi dayı? Adamlar birçok ilde tulum çıkaracaklarını iddia ediyorlar. Sen asıl bizim Karadenizli Murat Çavuş'u görecektin. Kore'de tulum çalmaya başladığı zaman düşman askerleri bizim siperlere kadar gelir onu dinlerdi. Bu seçimler de benim doğum günüme geldi biliyor musun Münir? Doğum günü mü bugün? Ya bilseydin pasta yaptırırdım. Dalga geçme benimle. Ne? Peki ADP'nin birçok ilde tulum çıkartacağız demesine ne diyorsun? Ya ne diyeyim? Halkımız açlıktan, yoksulluktan hoşlanıyor demek. İbo, gelsene. Yine buyur bıraktığım abi. Yerdesiniz. Al şunu, birkaç tane simit falan al gel. Tamam abi. Şey selam beyler, biz de bilelim neler konuşuyorsunuz. Sen ne diyorsun bu tulum çıkarma işine Kenan? Övünmek gibi olmasın ama o işin ustası benimdir İsmail abi. Nasıl yani? Hiç bıçak kullanmadan çıkarırım tulumu. Erzincan'dan tulum peynircileri buraya kadar gelirler. Bize tulum peyniri çıkarır mısın diye. İyi ki Filistin'de, Lübnan'da doğmamışsın İsmail. Bu yaşa gelmeden ölürdün oralarda. Gazetede okudun mu Münir? Misket bombası atıyorlarmış Lübnanlıların üstüne. Okudum. Amerikalılar nasıl yan çiziyor ama. Biz İsrail'in o bombaları halkın üzerine atacaklarını bilseydik vermezdik diyorlar. Denize balıkları atsınlar diye vermişler. Onlar sokakta misket oynasınlar diye verdiler herhalde. Öyle anlaşılıyor. Gerçi Lübnan da akkaşık değil ya. Geçmişte orada Türk Hava Yolları, turizm büroları bombalanmadı mı? Bombalandı. Büyükelçiliğimize füze atılmadı mı? Atıldı. Asala'nın en önemli yuvasıydı Lübnan. Asala ilk radyo yayına nerede başladı? Beyrut'ta. Ermeni soykırımını ilk kim tanıdı? Lübnan. Haklısın Münir, haklısın. Toplum olarak her şeyi çok çabuk unutuyoruz. Doğru. Bu ne Münir abi? Evet. İsmail'in doğum günü. Aa, iyi ki doğdun İsmail abi. Allah analı babalı büyüsün İsmail. Alır mısın abi? Sağ ol Münir. Çok duyarlı bir arkadaş. Ne demek ya? Sen de sağ ol İbocuğum. Bu seçimler en çok sana yarayacak İbo. Nasıl İsmail abi? Yine çok söz verdiler. Herhalde yakında iş bulursun. Ben böyle söz verilen kaç seçim yaşadım biliyor musun İsmail abi? Sen aklını kiraya versene be İbo ha. Bizde kiraya verecek akıl mı var be Kenan? Akıl olsaydı okuyup adam olurdum. Her okuyan adam mı oluyor sanıyorsun? Hem senin işsiz güçsüz gezen üniversite mezunlarından haberin yok herhalde. Bakan cinayetten haber yok mu İsmail? Görebildiğim kadarıyla yok. Bu işi kapatacaklar herhalde. O iş o kadar kolay değil İsmail.
Koskoca bakan öldürüldü. Başım ağrıyor ya. Keşke bir ilaç olsaydı. Hala bir şey yok mu? Yok amirim. Eninde sonunda kim olduğunu bulacağız, biliyorsun değil mi? Sonra kim için çalıştığını öğreneceğiz. Ondan sonra da sana ihtiyacımız kalmayacak. Beni zaten yaşatmayacaksınız ki. Yaşamayı hak etmiyorsun. Ama kimin için çalıştığını söylersen... o beş para etmez kalbin atmaya devam edebilir. Ben zaten öleyim. Kaç gündür uyuyorsun? Bilmiyorsun. Ne kadar zamandır buradasın? Onu da bilmiyorsun. Peki, zaman kavramını yitirenlere ne olur biliyor musun? Delirirler. Öldürün beni diye yalvarmaya başlarlar. Ama basit bir cevapla tüm bunlardan kurtulabilirsin. Cevabı bilmiyorum. Ne demek şimdi bu? Bizi kimlerin tuttuğunu bilmiyorum. Olsun. Sen bildiklerini anlat. Biz onları buluruz. Selamünaleyküm Yasin. Aleykümselam. Ehlen ve sehlen. Şükran. Kuvvesi inden. Kuveys. Badein kıtır kuveys inşallah. İnşallah. Guten inşallah. Tag. Guten Tag. Wie geht's? Schau. Arap dostlarımız kadar biz de durumdan hoşnut değiliz. Sorun nedir? İktidarı istiyoruz. Her şey elinizde zaten. Biz kendi düzenimizi kurmak istiyoruz. Bunu biz de istiyoruz. O zaman daha fazla destek olun. Türkler her geçen gün Avrupa'da daha fazla taraftar buluyor. Eninde sonunda Avrupa Birliği'ne girecekler. Bunu engelleyemezsek ne sizin istediğiniz olur ne de bizim. Peki çözüm nedir? Kolay. Kasım ayında Papa Türkiye'yi ziyarete geliyor. Savcı delillerin Faruk'u mahkum etmek için yeterli olduğunu söylemiş. İçişleri davanın bir an önce sonuçlandırılması için acayip bastırıyor. Biraz daha beklemeleri için ikna ettim. Ama çok vaktimiz yok. Gerekirse ben savcıyla görüşürüm. Sorun savcı değil. Başbakan bastırıyor. Ya seçimleri kaybederlerse? Çok zor. İlk sonuçlar gelmeye başlamış. Önde gidiyorlar. Desenize çoğunluk yine kaybetti. Şahsi fikrimiz ne olursa olsun halkın tercihine saygı duymak zorundayız. Merak ediyorum. Eğer Rüknettin Çağlar yaşasaydı yeni kabinede de savunma bakanı olarak görev alabilecek miydi? Biliyorsun. İçişleri Bakanı hem Rüknettin Çağlar'ın hem de Başbakan'ın yakın arkadaşı. Söylediğine göre ihalenin ertelenmesi sonrasında Başbakan Rüknettin Çağlar'a kabinede daha az önemi olan bir görev teklif edecekmiş. Yani Savunma Bakanlığı'na taze kan gelecekti. Aynen öyle. Bu durum cinayeti başka bir boyuta taşıyor. Olabilir. Gerçeğe ulaşmak için her ihtimali düşünmek zorundayız. Peki, gerçek duymak istediğimiz gibi değilse? Bizim işimiz gerçeği ortaya çıkarmak. Sonuç ne olursa olsun. Huh?
Hemşire hanım. Ne oluyor, kimsiniz? Hemşire hanım, buramda bir ağrı var. Mine hanım, sakın telaşlanmayın. Biz sizi tanıyoruz. Ne kadar zor bir hayat yaşadığınızı da biliyoruz. Size bir iş teklif edeceğim. Siz bizim istediğimizi yapacaksınız. Biz de hayatınızın sonuna kadar rahat yaşamanızı sağlayacağız. Nasıl bir iş bu? Bir hastane işimiz var, anlarsınız ya. Çocuklarınızı düşünün. Bakın, ben bugüne kadar namusumla yaşadım. Zor da olsa aileme bakabiliyorum. Seçim sizin. Ya onlara hak ettikleri yaşamı vereceksiniz, ya da mezarlarını kazacaksınız. Ne demek şimdi bu? Çocuklarınızın hayatı sizin elinizde. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Çabuk kavradınız. Teklifimizi düşün ve kabul et. Rahat yaşa çocuklarınla. Oynama oğlum. Kul temizlemeye gidecek onlar. Zafer. Efendim. Bunu ceketinin cebinde buldum. Üzerinde Almanya'ya ait bir bankanın hesap numarası var. Önemli bir şey mi? Önemli mi? Bu numara bakan cinayetinin kilidini açacak anahtar olabilir. Ne yapıyorsun Zafer? Merak etme hayatım. Numarayı ezbere biliyorum. Her sene için sonuçları. Açılan sandık oranı %20. Oyların partilere göre dağılmış. BDP %21.7. Merhaba. Sen arayacağım ben. BDP %4.1. %1.1. PLP %0.4. Bağımsızsa %0.2. Sıradaki il Kastamonu. Açılan sandık oranı %64. Kayseri'yi verdiler mi? Oyların partilere göre dağılımıysa şöyle. Yok babacığım. MDP %17.4. Nasıl gidiyor peki? PLP %4.2. Şimdilik ADP az farklı önde. ADP %2.1. Hacı, Ersin bağımsız kazanır mı? %1.1. Bir kazaya uğramasın DTP sakın. %1.2. Sen gönlünü DTP ferah tut. MDP %0.1. Kayseri ile için resmi olmayan kesin sonuçlarsa şöyle sayın seyirciler. Açılan sandık oranı %51. Oyların partilere göre dağılımı ise şöyle. Kayseri'de durum daha iyi. PSP %14.8. Eskiden %50'den aşağı oy almazlardı. Bağımsız %2. Burası onların kalesi sayılır. Kırıkkale elindeyiz sayın seyirciler. Yine de Ersin kazanır herhalde. Açılan sandık oranı %79. Ay Ersin için hayırlısı neyse o olsun. Dağılımı ise şöyle. Aradın mı Ersin'i? ADP %60.3. Yok babacığım. ADP %7.1. Şimdi parti merkezindedir. PSP rahatsız etmeyeyim dedim. Olur mu kızım? DDP %1. Ne demek rahatsız etmeyeyim? DCP karısısın sen. %1.1. İmanlı bir DCP erkek karısını el üstünde tutar. Önce sen, sonra diğerleri. Resmi sonuçlar geldi sayın. Ara bakalım şunu. Açılan sandık oranı %100. Buna göre oyların partilere göre dağılımıysa şöyle. CDP %26.9. TBP %12.3. PLP %7.8. RSP %2.3. Duymuyor herhalde. ADP %1.4. Bir de ben arayayım. Bağımsız %1.9. Kırklar elinde CDP 2,
TBP'nin bir vekili meclise girmeye hak kazandı sayın. Kırşehir elinde sıra. Tebrikler, tebrikler. Hayırlısı. Buyur baba. DDP. Ulan Ergele, niye açmıyorsun karının telefonunu? Sakin ol hacı. UTAP %3. Amin, amin. Yok baba. Çok gürültü var burada. Duymadım. Yoksa niye açmayayım? Öyle olsun bakalım. Durum iyi herhalde. Kayseri'deki sandıkların yarısı açılmış. Gayri resmi de olsa oğlun artık milletvekili. Hadi bakalım, tebrikler o zaman. Bak, öyle kolay şey değil milletin temsilcisi olmak. Seni oralara Gesili ismi taşıdı. Hem seni seçenlere hem de Gesili soyadına layık olacak şekilde davran. Tamam mı? Ben de tebrik ediyorum. Öpüyorum oğlum. Bak, annen de kutluyor seni. Tamam baba. Sağ olun, var olun. Annemin de ellerinden öperim. İyi bak, Şeyda'yı veriyorum. Al bakalım kızım. ASP %32.5. Merhaba hayatım. ADP %5.4. Tebrik ederim. Sağ ol Şeyda. Kusura bakma. Gergin bir dönem geçiriyorum. Seni kırdıysam özür dilerim. PLP, önemli değil. Normal. DDP, tabii çok meşgulsün. Yok, Canan sıra uydu. Sıra Konya elinde sayın seyirci. Annemi veriyorum. Açılan sandık oranı %54. Oğlum, seninle gurur duyuyorum. Sağ ol anneciğim. Sizlere layık olmaya çalışıyorum. İyi geceler. Sana da yav. Sağ ol yav. Güle güle. DDP %4. Gör zahidi kim PLP, sahibi irşad olayım der. Asap, dün mektebe varmış, bugün üstad olayım der. İyi günler. Metin Kerimoğlu. Sizi ben savunacağım. Memnun oldum Metin Bey. Buyurun. Siz buyurun, oturun. Ben yeterince oturdum. Faruk Bey, öncelikle bilmenizi isterim ki bugüne kadar hiçbir dava kaybetmedim. Bunu övünmek için ya da sizi rahatlatmak için söylemiyorum. Ben müvekkillerimle çok özel bir bağ kurarım. Bu yüzden de dava kaybetmem. Sakın unutmayın. Dışarı çıkmak istiyorsanız ne olursa olsun birbirimize yalan söylemeyeceğiz. Ya. Tamam. O zaman ilk sizle başlayalım avukat bey. Beni dışarı çıkarabilecek misiniz? Unutmayın. Yalan söylemek yok. Eğer benim dediklerimi harfiyen uygularsanız üçüncü celsede dışarıdasınız. Güzel. Çok güzel. Bunu cezaevi müdürüne de söyler misiniz? O benim ömür boyu burada kalacağımı zannediyor da. Dediğim gibi, eğer her dediğimi yaparsanız sizi buradan çıkarırım. Tamam. Anlaştık o zaman. Nermin'in bilgisayarına girmek istiyorum. Ne yapman gerekiyor? Bu CD yüklemeliyim. CD'yi bana ver. O işi ben hallederim. Cinayet masasından Başkomiser Sedat. Memnun oldum başkomiserim. Ben de sizi bekliyordum. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Buyurun amirim. Çocuklar şimdi aradı. Hayrullah Kesin'in buluştuğu adamın kimliğini tespit etmişler. Şimdi sıkı dur. Adam Abdurrahman Kara'ymış. Abdurrahman Kara mı? Anlaşıldı amirim.
Kamil, 3 aylık finans raporlarını alıp gelir misin? Gel Kamil. Düştük kendi derdimize, şirketi iyice boşladık. Bakalım durum nedir? İşçilerin erzak paketleri dağıtıldı mı? Ramazan'ın ilk günü dağıtıldı efendim. Bayram ikramiyeleri sakın gecikmesin. Tamam efendim. Bu 2,5 milyon dolar nedir bu iş? O meseleyi hallettiğimizi sanıyordum. Şeyda Hanım'ın nakit olarak aldığı para. Alo. Kızım bir dakika gelir misin? Buyurun babacığım. Otur kızım. Kasada 2,5 milyon dolar açık görünüyor. Faruk abime gönderdiğimiz para. İyi de o para geri gönderilmedi mi? O para değil babacığım. Faruk abime nakit götürdüğüm para geri gönderildi. Vallahi iyice bunadım ben galiba. Kafam karıştı. Biraz karışık babacığım. Faruk abim parayı isteyince Almanya'daki hesaba gönderdik. Sonra maliye hesabı takibi alınca Faruk abimden parayı geri göndermesini istedim. Ama bu arada Faruk abim parayı gerekli yere ödemiş. Ben de nakit olarak topladığımız 2,5 milyonu geri bizim hesaba yatırması için elden Faruk abime götürdüm. Yani geri gelen para, nakit götürdüm 2,5 milyon. İlk gönderdiğin 2,5 milyona ne oldu? İşte onu bilen tek kişi Faruk abim. Yani paranın bakanda olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Evet. Bizzat kendim götürdüm. Bakana mı? Hayır. Bakanla Sevil görüşüyordu. Ben parayı Sevil'e verdim. Yani çantayı Sevil Hanım'a verdikten sonra bir daha görmediniz. Ne söylemeye çalışıyorsunuz? Parayı Sevil'in aldığını mı? Bir şey söylemeye çalışmıyorum. Bir şey bulmaya çalışıyorum. Sizi dışarı çıkarabilecek bir şey. Benim vurulmamı kullanabilirsiniz. Vurulmanız mı? Evet. Ölen komiser her şeyi biliyordu. Bakan vurulmadan kısa bir süre önce şirketimin önünde bacağımdan vurdular. Diyelim ki aynı adamlar. Peki sizi niye vursunlar? İhaleye girmemem için bir uyarıydı. Gözdağı vermeyi anlayabilirim. Ama koskoca savunma bakanını öldürmek... İşte bunu aklım almıyor. Ortalıkta bizim bilmediğimiz çok karanlık işler dönüyor avukat. Kim bilir neyin hesabıydı. Faruk Bey, bu adamlar her kimse sizi çok yakından tanıyor olmalılar. Anlamadım. Bakın... Bu adamlar o gece sizin bakanla buluşacağınızı biliyorlarmış. Ayrıca size ait silaha da ulaşmayı başarmışlar. Evet. İfadenizde silah kasadaydı demişsiniz. Kasayı incelettim. Hiçbir zorlama yok. Kasanın şifresini sizden başka bilen var mıydı? Vardı. Sevil ve Kemal. Bakın, Ötüşken danışmanlığın tüm hesapları yasaldır.
Giren çıkan her kuruşun kaydı tutulur. Kaldı ki $2,5 milyon çok ciddi bir rakam. Bu miktarda bir parayı kaynak göstermeden hiçbir banka kabul etmez. Peki, Sevil Hanım'ın kullandığı bir kasa var mıydı? Evde ufak bir kasası var. Ama $2,5 milyon alacak kadar büyük değil. Bir de ofiste bir kasamız var. Değerli eşyalarını ofiste mi tutar? Vasiyeti hariç her şeyi. Vasiyeti mi? Evet. Vasiyet Sevil Hanım'ın avukatında. Avukatıyla görüştük mü? Hayır. Bir avukat olduğunu bilmiyordum. Aslında suç bizim. Olay günü son yaptığımız işlerden biriyle ilgili parasal bir sorunu halletmek için avukatla beraber İsrail'e gitmiştik. Ve Sevil Hanım'la bakanın vurulduğunu öğrenmenize rağmen seyahati yarıda kesmediniz. Bakın, İsrail'in durumu ortada. Öyle istediğiniz zaman girip istediğiniz zaman çıkamıyorsunuz. Demek Sevil Hanım sizi işi için İsrail'e gönderecek kadar güveniyor. Sevil'le ben kardeş gibiydik. Ona tapardım. O da bunu bilir ve bana değer verirdi. Merhaba Şeyda abla. Merhaba Ayşe, nasılsın? İyiyim Şeyda abla, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ayşe, senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Şu bizim avukat var ya, Metin. Hani bahsetmiştim, eski arkadaşım. Onun 16 yaşında bir kızı var, Ebru. Ebru'nun yardıma ihtiyacı var. Metin'e söz vermiştim ama Kayseri'ye dönünce ayıp oldu. Rica etsem ilgilenir misin? Lafım olur Şeyda abla. Ben elimden geleni yaparım. Sağ ol Ayşe'cim. Yalnız bir şey bilmen gerekiyor. Ebru'nun büyük bir sorunu var. Anlıyorum. Çok üzüldüm Şeyda abla. Ama sen merak etme. Ben onunla ilgilenirim. Tamam. Metin'e numaranı veririm, seni arar. Ha, bu arada Ersin geldi mi? Yok, gelmedi. Kapı çalıyor. Belki de Ersin abimdir. Tamam, kapatıyorum o zaman. Sen yine de konuştuğumuzu söyleme. Bu konu aramızda kalsın. Tamam ablacığım, sen merak etme. Gel. Polisler geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyorlar. Al içeri. Buyurun. Hayrullah Gesili. Buyurun komiserim. Hakkınızda çıkarılmış tutuklama emri var. Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Lütfen sorun çıkarmayınız. Buyurun. Ersin'e haber ver. İşin iç yüzünü öğrenmeden annene bir şey söyleme. Hı, tamam babacığım. Şirket avukatını da arayacağım. İyi olur. Gelelim Faruk Gesili'ye. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğrusunu söylemek gerekirse pek sevmezdim. Neden? Çünkü Sevil'i çok üzüyordu. Sizce Sevil'i Faruk Gesili mi vurdu? Kesinlikle. Bir gün Sevil'i öldüreceğini biliyordum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Sevil Hanım'la sık sık kavga ederlerdi. Seni geberteceğim, beni katil edeceksin diye bağırırdı Sevil'e. İnsan sinirlendiği zaman ağzına geleni söyler. Faruk Bey'in siniri bir başkadır. Sinirlendiğinde gözü döner. Peki şimdi Kemal Bey'i bir kenara bırakıp Sevil Hanım'a gelelim. Size böyle bir tuzak kurmuş olabilir mi? Mümkün değil. Emin misiniz? Elimdeki rapor hiç de öyle söylemiyor. Bakın, iş yapmaya gelince Sevil'den hırsızı yoktur. Ama silahmış, bakan vurmakmış. Bunlar Sevil'e göre değil.
Merhaba. Merhaba. İyi misin? Çocuklar, gece uyutmadı da. Açar mısın? Sessizsin bugün. Söyledim ya. Bütün gece uyuyamadım. Arkanı dönme vakti. Gesi bağla.